Hafızamızı geriye götürecek olursak 2013 ve 15 yıllarının son, 15 yılının sonuna kadar bu ülkede bir tırnak içinde bir çözüm süreci vardı. O çözüm sürecinin de mimarı, kurucusu, yürüteni de Sayın Öcalan'dı. Dolayısıyla barışı konuşacaksak, bu ülkede barış olacaksa Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecrit bir an önce kalkmalı. Sayın Öcalan'ın şahsında gerek Kürt halkı, gerek Türk halkı, gerek Orta Doğu coğrafyası bir nefes almalı, diyalog yolu açılmalı, müzakere yolu açılmalı ve bu temelde bir barış konuşulacaksa konuşulmalı ve bu temelde bir barış, onurlu bir barış örülecekse, onurlu bir barış inşa edilecekse bu şekilde olmalı diye düşünüyorum. Bu şartlarda barış mümkün değil, çünkü barışı konuşacaksak Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecrit kalkmalı ve özgürlüğüne de kavuşmalı ki biz barışı konuşalım. Çünkü barışın tarafları vardır. Bugün bir tarafta onurlu ve direngen bir Kürt halkı var. Diğer tarafta ise faşist, barbar, zalim bir AKP hükümeti var. Şimdi bu iki tarafın barışı konuşabilmesi için Kürt halkının önderi olan Sayın Öcalan'ın tecritinin kalkması gerekiyor ve özgürlüğüne kavuşması gerekiyor ki barışı konuşalım. Kentimizde Van'da 1 Eylül günü bir miting olacak, bir barış mitingi olacak. Bu mitinge DEM Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tuncer Bakırhan da katılacak. Akşam saat 5'te Musa Anter Parkı'nda olacak. Tüm halkımıza çağrımızdır. Halkımız her zaman her koşulda, gerek Nevrozlar'da gerek yerel seçimlerde de bunu gösterdi. Milyonlarla alana indi. Bu vesileyle de buradan da bir çağrı yapmış olalım. Çünkü Kürdistan'da tek bir miting, bölgede de tek bir miting. Dolayısıyla sadece Van halkına değil, tüm bölge halkına da çağrımızdır. O gün burada yüz binlerin katılacağı bir mitingi örgütleyelim, alanları dolduralım. Eş genel başkanlarımızın da katılımı var, sanatçı dostlarımızın da katılımıyla hep beraber barışı, özgürlüğü ve tecriti kırma noktasında sloganlarımızı yükseltelim. Hep birlikte onurlu bir barışın inşası için o alanda olalım. Bu topraklara barışın gelmesi sadece Kürt halkının mücadelesi değil, sorumluluğunda değil, tüm Türkiye halklarının ölüme karşı yaşamı savunan herkesin sorumluluğunda olan bir elzem konudur ve bu topraklara barışı getirmek hepimizin mecburiyetinde olan bir sorundur diyoruz. Var olan sistemle bu ülkede bugün bu barışın sağlanamayacağının ve uzun yıllardır istediğimiz barışın bu ülkeye gelmediğini biliyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz ama biz şunu da söylüyoruz. Ülkenin bugün içinde olduğu politikaların ana kaynağı yoksulluğun, şiddetin, göçün, her türlü kadın kırımının, katliamının, ana kaynağının, tarım krizinin, iş cinayetlerinin, bunun yanında işsizliğin en büyük nedenlerinin savaş politikalarının olduğunu çok iyi biliyoruz ve bir an önce bu politikalardan, bu zihniyetten vazgeçmelidirler. Bu ülkeye bir an önce demokratik bir şekilde bu barışı getirmek zorundayız. Bizler barışın sadece Kürt halkının bir sorunu olmadığını, bu topraklara bu barışın bir an önce getirilmesi gerektiğini ve bu ölümlerin durması, annelerin gözyaşlarının dinmesi için bu barışın bu topraklara gelmesi için Kürt halkı kadar Türkiye haklarının da sorununda olan bir mücadele olduğunu söylüyoruz. Tüm haklara buradan çağrımız, bizler bu barışı 1 Eylül barış mitinginde Van'da büyük bir miting düzenleyeceğiz. Bu mitinge tüm halkımızı, barıştan yana olan tüm kesimleri, tüm sivil toplum kuruluşları mitingimize davet ediyoruz. Mitingimiz saat 5'te Musa Anter Parkı'nda olacak. Tüm halkımızı alanlara bekliyoruz.